Antarktika'da bulunan dev bir yaratık. Organizma 46B. Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu'nu içeren kıtadır. Yani Afrika ve Okyanusya'nın güneyinde olan ve içinde ülke bulunmayan tek kıtadır. Antarktika'da toplam 400 adet buzul altı göl bulunmakta. Doğu Antarktik buz tabakasının orta bölgelerindeki Vostok bunların en büyüğü. Tam üzerinde 1957 yılında Rusya'nın Antarktik Araştırma Merkezi olarak kurulan Vostok istasyonu yer alıyor. Gölün keşfi bu istasyon sayesinde gerçekleştirilmiş. 250 kilometre uzunluğunda, 50 kilometre genişliğinde olan dev göl, ortalama 344 metre derinliğe sahip. Buzul altında kapladığı alan ise yaklaşık 6000 metrekare. Dünyanın en derin dördüncü gölü olan Vostok, 3700 metrelik bir buzul tabakasının altında bulunuyor. Buzul altı göller, hidrotermal aktiviteler nedeniyle ısı açısından soğuk ve sıcağın bir kombinasyonu olarak düşünülebilir. Bu koşullar, belirli bir ısıyı tercih eden organizmaların barındırması açısından oldukça zorlu bir habitat sunuyor. Vostok, ışığı tamamen bloke edebilecek kadar kalın bir buz tabakasıyla örtülü. Bu nedenle öyle karanlık ki, hayat için gerekli besini sağlayamayacağı kesin gözüyle bakılıyor. Ancak son gelen analizlerin sonucu, gölde şaşırtıcı derecede yaşam çeşitliliği bulunduğunu gösteriyor. Ohio, Green State Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Profesörü Scott Rogers önderliğindeki araştırma grubu yıllardır Vostok Gölü üzerinde çalışmalar yapıyor. 2012 yılında başladıkları son araştırmada gölün derinlerine ulaşarak örnek toplamayı da başardılar. Araştırma grubunda bu müthiş keşfe imza atanların arasında bir de Türk biyolog vardır. Grubun laboratuvar çalışmalarının büyük bir kısmını gerçekleştirmiş olan Zeynep Koçer. Ekipteki faaliyetlerinin yanı sıra Amerika St. Jude Araştırma Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar üzerine doktora yapmakta. Elde edilen örnekler üzerinde 2 yıl boyunca titizlikle yürütülen incelemeler 3507 adet organizmanın genetik izini ortaya çıkardı. RNA ve DNA eşleştirmesi yöntemiyle türlerine göre tasnif edildiklerinde %94'ünün bakteri düzeyinde olduğu anlaşıldı. Ancak bilimin bugüne dek hiç karşılaşmadığı bakteriler olarak kayda geçirildiler. Geri kalan %6'lık bölüm ise tek ve çok hücreli bazı organizmalar ile funguslara dair DNA kalıntıları içeriyor. Rogers ve ekibi metagenom ve metatranstrip olarak adlandırılan bilgisayar yardımıyla binlerce genomun eş zamanlı sınıflandırılmasını sağlayan alışılmışın dışında bir teknoloji kullanmakta. Bu sayede elde ettikleri veriler %100 güvenirliğe sahip olmakta. Örneklerde rastlanılan bazı bakterilerin DNA'ları yakından incelendiğinde tarih öncesi tatlı su dinozorları, balıklar, deniz kabukluları ve halkalı solucanların sindirim sisteminde yaygınca bulunanlara çok benzedikleri görüldü. Bu durum, gölde henüz keşfedilmemiş kompleks yaşam türlerinin de olabileceğinin bir işaretiydi. Rus bilim adamları ve araştırma istasyonu ise bu verilerden çok daha fazlasına sahip. Antarktika'nın buz kapağının altında gizli bir kıta bulunmakta. Yere nüfus eden radarlar bu kıtada yüzlerce gölün varlığını saptamışlar. Buz tarafından uygulanan basınç nedeniyle bu göller donmuş değil. En az 15 milyon yıl boyunca izole edilmiş tatlı su içeren sıvılar. Şubat 2012'nin başlarında Rus Antarktika seferi üyeleri 30 yıldan fazla süren bir proje olan Vostok Gölü'ne 2 kilometreden fazla kalın buz sondajında başarılı olur.
Kalın buzun içinde bulunan Tatlısu Gölü, dünyanın geri kalanından 15 ile 34 milyon yıl boyunca kapalı olduğundan, bilim adamları daha önce görülenden çok daha farklı evrimleşmiş yeni türler bulabileceklerini tahmin etmişlerdi. Projenin baş bilim adamı Sergey Bulat, Rus televizyonunda araştırmamıza göre oradaki oksijen miktarı gezegenimizin diğer kısımlarını 10 ila 20 katı aşmaktadır. Bulduğumuz herhangi bir yaşam formu dünyada benzersiz bir yerde olacaktır der. Doktor Sergey Bulat daha önceleri Antarktika sahillerinde derin deniz tahliyelerinde vücutlarında ürettikleri bakterileri besleyen tüylü göğüslü yeti yengeçlerini ve bu yengeçleri yakalayıp öldüren etobur, yedi kollu deniz yıldızları gibi son derece garip canlıları bulmuştur. Bu yüzden projenin başına getirilmişti. Sovyetlerin tek bir adamı tutacak şekilde tasarlanmış özel bir asansörün yapıldığı buzda dikey bir tünel açması 10 yıl sürer. 2012 yılında eliptik matkap ucu nihayet gölün doğu kıyısına ulaşır. 8 kişiden oluşan bir ekip kıtanın orijinal yüzüne her seferinde bir kişi olarak indirir. Bu ekip içinde bulunan bir Rus bilim adamı, karşılaşılan inanılmaz varlığı Avrupa'daki meslektaşlarına duyurmuş, daha sonra korunan bir devlet sırrını ifşa ettiği için susturulup gözaltına alınmıştır. Doktor Anton Padalka, Sovyet araştırma ekibinin bir üyesidir. Hükümetin Antarktika'da yapılan keşfi için askeri planları olduğunu öğrendikten sonra kaçtığı İsviçre'de, katıldığı bir seminerde Vostok Gölü'ne özgü bir yaşam formunun varlığını açıklar. Organizma 46B olarak adlandırılan garip ve ölümcül bir yaratık. Tıpkı 8 kişilik ekibin göle yakın olduğu gibi dış dünya ile olan tüm iletişim gizemli bir şekilde sona erer. Gün geçtikçe ve araştırmacılar radyolardan onlara ulaşmak için artan çılgınca çabalara cevap vermedikçe, dünya çapındaki bilim adamları endişeli bir biçimde beklemeye başlar. Montana Eyalet Üniversitesi'nde bir ekoloji profesörü ve benzer bir Antarktik keşif programı yöneticisi olan Dr. John Prisco, 5 gün boyunca buzdan haber alamadık der. Sadece nasıl olduğunu hayal edebiliyorum. Dr. Padalka bu süre zarfında olanları meslektaşlarına dünya yüzeyinin derinliklerindeki bilinmeyen yaşam formu ile aralarında geçen savaşı detayıyla anlatır. Düşük sıcaklığa dayanıklı dalgıç kıyafetleri ile ön dalış yaparlar. Uzunca bir süre ilerledikten sonra görüş bulanıkken yavaşça netleşmeye başlar. O sırada yanlarından bir şeyin onlarla yüzdüğünü anlarlar. İşte o an organizma 46B ile ilk karşılaştıkları andır. Organizma 46B adı verilen bu canlı 14 metrelik bir ahtapota benzemektedir. Hayvanın amputasyondan sonra bile canlı ve agresif olan uzuvları vardır. Ayrıca 8'den ziyade 14 kolu bulunmaktadır. En yakın bilinen akrabası Vitrolledonella richardi'nin yani cam ahtapotunun özelliklerini paylaşır. Fakat 46B küçük kuzeninin yapamayacağı bir şey yapabilir. Zehirli mürekkebini atmak için normalde kullanılan kese içinde bulunduğundan 45 metre mesafeden bu zehire temas eden kişiyi felç edebilmektedir. Söylendiğine göre bu felcin etkisi bir ay kadar sürmektedir. Telsiz operatörü ve sefer üyesi Alexis Vindogradov teması kaybeder ve bu şekilde gönderilen yayın ve sinyal bir süre sonra tamamen kaybolur. Bu Vitrolledonella richardi gibi ahtapotlar aşırı derecede zeki olarak bilinmektedir. Her ne kadar yaratık olağan 8'den ziyade 14 koluna sahip olsa da sıradan bir ahtapotla aynı şekilde öldürür.
avını ele geçirir. Ona felç edici tükürüğünü enjekte eder ve ardından gagasıyla küçük parçalara ayırır. Organizma 46 beynin salgıladığı zehirli mürekkebe temas eden ekip üyesi Doktor Vindokradov bu şekilde öldürülür. Organizma ona yaklaştıkça felç olmuş şekilde ona bakmaktadır. Avını yakalayan 46B kafasını koparmak için kollarını kullanır ve sonra avını ağzına bırakarak çiğnedikten sonra geri kalan kalıntıları diğerlerine fırlatır. Bu olay sonrası ekip hızla çıkışa doğru yüzer. Fakat 14 metre uzunluğundaki bu insan yiyen, aynı zamanda araştırmacıları takip etmesine yardımcı olan olağanüstü bir kamuflaja da sahiptir. Padalka birçok ahtapot türü genellikle daha büyük yırtıcılardan kaçınmak için görünümünü değiştirebilir diye açıklar. Chromotropes adı verilen renkli pigmentlerin kılları renklerini değiştirmelerine izin verir ve kaslarını büzerek pürüzsüz okyanus tabanı veya sarp bir mercan kayalığı ile karışabilirler. Ünlü mimik ahtapotu bir deniz yılanı ya da batoz şeklini almak için kemiksiz bedenini böyle kullanır. Bununla birlikte organizma 46 beynin şekil değiştiren yetenekleri neredeyse şeytanidir. Kendisini bir insan dalgıcı şekline dönüştürür. Panik halinde çıkışa yüzerken yanlarında onlara doğru bakanın meslektaşları olduğunu düşünürler. En yakın bilim adamı onun ne olduğunu anladığında onu yakalar ve parçalara ayırır. Hayatta kalan 5 bilim insanı yüzeye çıktıktan sonra programın direktörü ve keşifin şefi Yelagin, organizmayı yakalamak için bir örnek tankı kullanmaya karar verir. Takımın tek kadın üyesi olan Doktor Marta Kalashnik, kendi isteğiyle 46B'yi cezbetmek için av gibi kullanılır. Bunun nedeni eski bir profesyonel sporcu olarak kendini savunabilmesidir. Tuzak başarılıdır ama 46 beynin dokunaçları ile sarılan Kalashnik kendisini savunmak için baltasını kullanır ve bir uzvunu kesmeyi başarır. Yaratık da tuzakla yakalanır. Bir baltayla parçalanarak kopmuş uzuv hareket etmeye devam eder. Uzmanlar her kolun bir dizi nöron içerdiğinden bahseder. Organizma 46 beynin kolları otonom bir şekilde çalışır. Uzmanlar ahtapotun sadece bacaklarını yenilemediğine, zeki kopmuş dokunun yeni bir ahtapot da oluşturabileceğine inanır. Ahtapotlar sıra dışı, zeki canlılardır. Labirentleri müzakere edebilir, araçları kullanabilir ve hatta Lego ile yapılar kurabilirler. Yeni keşfedilen bu varlıklar kendi başına özel bir sınıftır. Mucizevi olarak yaratığı bir tankla yakalar ve kopan parçasını ayrı bir yerde korumaya alırlar. Sovyet güvenliğine bu parçalar teslim edilir. Hayatta kalan 5 bilim insanı yüzeye çıktıktan sonra programın direktörü deliğin hemen kapatılmasını emreder. Jeologlar şaşırtıcı buluşları için uluslararası olarak onurlandırılırlar. Ancak Rus hükümeti büyük hayal kırıklığına rağmen ekibin Vostok Gölü'nde hiçbir hayat bulamadığını iddia eder. Dalgıçların suya girmiş olduğunu bile reddederler. Vostok Araştırma İstasyonu'nun başkanı Yelagin'in açıklamasında "Orada hiçbir şey yok, sizi temin ederim" der. Ama Rus Antarktika seferi görevlisi Valery Lukin kapağın yerine konulduğunu ancak rutin önlemler alındığını itiraf eder. Padalka'nın kendi ülkesini Temmuz ayında hükümetin varlığı biyolojik silah olarak askeri kullanıma sunmayı planladığına dair dehşeti öğrendikten sonra kaçtığı iddia edilmektedir. Rus hükümeti ise bu iddiaların tüm bilgisini reddetmektedir. Bu teoriler ortaya atılınca Rusya'nın bu canlıyı farklı yollarla da biyolojik silah olarak kullanabileceği ortaya atılmıştır. Bunlardan biri de
Amerikalı bir gazetecinin Rus yetkiliye sorduğu şu soru olur. Bazı ahtapot türlerinin 100 bine yakın yumurta bıraktığı söyleniyor. Ve bazı Rus ajanlarının Kuzey Amerika'daki rezervlere ve göllere bu canlının yumurtalarını bıraktığı doğru mu? Rus yetkili Mihail Belochkin'in açıklaması ile dediğin şey bilim kurgu TV kanallarınızda görebileceğiniz bir şeye benziyor. Soğuk savaş bitti arkadaşlar. Eğer bilim adamlarımız böyle bir büyüklükte keşif yaptılarsa onu dünyayla paylaşacağımızdan şüphe mi ediyorsunuzdur? Buna karşın Rusya Devlet Başkanı Putin eski bir KGB'li olduğundan acımasızlığı ve gizliliği ile bilinir. Mart 2017'de Vostok Gölü'ndeki araştırma merkezine yaptığı ziyarette Vladivostok kentinde 11-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. Doğu Ekonomik Forumunda dünyanın en gelişmiş genetik araştırma laboratuvarlarını Vladivostok kentinde kuracaklarını ve geçmişteki genetik konusunda edinilmiş eşsiz deneyimlerin bu yolda kendilerine ışık tutacağını söyler. 46B organizması burada da dile getirilir. Ancak Vladimir Putin'in hükümeti bilimsel ilgiden başka bir şey bulunamadığını iddia eder. Çünkü eski KGB'li başkan organizmayı silah olarak kullanmayı umut ediyordur. Dünyanın geri kalanından 15 milyon yıl boyunca korunmuş olan Vostok habitatı, daha önce karşılaşmadığımız yaşam formlarının evrimine olanak tanımış olabilir. Vostok Gölü'ndeki bu sıra dışı yaşamın keşfi gizlense bile onlarca yıl içinde en önemli bilimsel buluş olmaktadır. Ve aksi söylense de çoğu bilim insanı tarafından Vostok Gölü'nde halen tarih öncesi canlıların yaşadığı düşünülmektedir. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı ve gizemli konuları bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.